İş çıkışından sonra arkadaşımla beraber IKEA'ya gittik. Aslında kendisi kendine şu aynanın siyahını almaya gitmişti. Ben de dedim okey, ben de geliyorum seninle. Benim de bazı ihtiyaçlarım var. İhtiyaçlarım aslında şunlardı ve bir de benim yatak odamdaki aynanın, yuvarlak aynanın küçük boyunu, 80 santimetrelik olanını yedek odama alacaktım. Biliyorsunuz bulamadım. Hala yok. Onun yerine ben de bu büyük aynayı aldım salona. Basic askıları aldım. 4 adet, 8 tane var hepsinin içerisinde. Sene sonuna kadar dolabımdaki askıların hepsini yenilemek istiyorum. Çünkü çok karışık ve dengesiz görünüyor. Çok dolabın içerisi dağınık görünüyor. Hepsi aynı olsun diye o askıları alacağım. Kalax'tan ikili aldım. İkili Kalax ve şöyle daha önceden bir sepetini almıştım. Şimdi ikinci sepeti de aldım. Bunları kurunca sizlerle paylaşacağım. Çok yorgun olduğum için, eve de geç geldiğim için bunlarla uğraşamayacağım. Yarın zaten sabah erkenden işe gidiyorum. Yarın akşama da eğer erken gelirsem bir şeyler yapabilirim ama onun dışında hafta sonuna bırakacağım. Yaptıkça zaten göreceksiniz. Selam herkese. Saat şu anda 12 ve ben şimdiye kadar birçok şey yaptım. Sabahleyin bir temizlik yaptım ama şu anda içime sinmiyor. Herhalde akşam üzeri bir daha yapacağım. Aslında yani arkadaşlarım bana geldiğinde diyor ki ya ev temiz sana ne oluyor? Kızım da aynı şeyleri söylüyor ama şöyle bir şey var. Bunu yaşım ilerledikçe fark ettim. Aslında yıllar önce yine bendeydi ama hani evli olduğum dönemlerde de bunu fark ediyordum. Ama şu son dönemlerde daha çok oluyor. Bilmiyorum sizde de var mı? Galiba bu bir sağlık sorunu. Yani psikolojik bir sorun diye düşünüyorum. Benim canım sıkılırsa, bir şeye kızmışsam, bir şeye üzülmüşsem temizlik yaparak, o an o olayı düşünerek ve hıncımı temizlik yaparak çıkartarak, hele de eğer kızgınsam, öfkeliysem o şekilde kendimi rahatlatıyorum. Yani bana terapi gibi geliyor. Bugün sabahleyin evi genel olarak tozlarını almama rağmen makineyle hala yerleri silmedim. Onu da yapacağım ama onu yapmadan önce bir daha silebilirim. Böyle aşağıda inip çıkıyorum ya sanki terlikle, sanki içeriye daha çok kötü pislik toz getiriyorum diye. Hoş bu aralarda ev bayağı bir tozlu. Neyse bu takıntı olmadan buna çözüm nasıl bulurum? Kendimi dışarıya atarak, gezip tozarak, oraya buraya giderek. Evin içerisinde kalınca insanlar bir şeylere takılıyor ve içindekilerini boşaltamadığı zaman da yani dışarıya aktarmaktansa, bağırıp çağırmaktansa evi temizleyerek. Yani şu anda benim herhalde temizlikle ilişkim var, öyle söyleyeyim. Yani benim sevgilim, erkek arkadaşım temizlik ve deterjanlar olabilir. Yani hani kötü bir şey olduğunda sığınacak bir liman gibi. Neyse arkadaşlar, bu bende hastalık olmaz umuyorum. Bugün ne yaptım? Ben aslında dün, önceki gün IKEA'ya gitmiştim iş çıkışından sonra arkadaşımla. Dün sabah uyandığımda spor yapacağıma onları monte ettim, yerine oturtturdum. Ve dün de iş arasında öğlen molasında benim almam gereken uzun zamandır ihtiyacım olan birkaç bir şey vardı. Onları aldım. Şimdi size onları göndereceğim ama mesela Kalaks'ı montajını yapıp yerine koydum istediğim yere. Fakat onu tekrar değiştirebilir. Biraz içime sinmedi gibi. Bir de aynayı duvara koydum. Onu da göstereceğim. Başka ne diyecektim? Galiba söylediklerim ha. Sadeleşme konusuna gelince hala tam gaz ilerliyorum. Ya neler var neler var. Ben 100 gün challenge yaptım. Bugün 40. günde miyim? 39. günde miyim? Neyim? Ama arkadaşlar yani benim 1000 gün challenge yapmam lazım ki bu ev ancak istediğim doğrultuda gelsin. Yani o kadar ıvır zıvır var ki. Şimdi ben 100 gün boyunca bunu yaptıktan sonra resimleri telefonuma kaydettim. Onlarla bir video yapıp sizlere bir video da çekmek istiyorum. Bunun üzerine yorum yapmak istiyorum. Ama olur da benim bir videoma denk gelirseniz lütfen aynen videolarda olduğu gibi hani birçok videolar var ya işte önce kitaplardan başlayın sonra yok gardıroptan yok şundan yok bundan. İnanın o size çok büyük bir ağırlık yük veriyor. Onu yaparsanız radikal bir hani evde atma yapmanız gerekiyor. Ben yıllardır sadeleşmeye çalışıyorum.
O süreç benim için en kaos, en kalabalık olan, en ertelediğim şeydi. Hani ah yarın şunu yaparım, ah yarınkileri, yaz olsun kileri yaparım, kış olsun kileri yaparım. Mesela kilerde, keller dediğimiz yer, bir sürü gereksiz ürünler var. Belki siz Instagram'da görüyorsunuz beni takip edenler. Yani onları hep böyle hava soğuk diye yazın olsun da falan filan. Ama ne yapıyorum? Mesela her cuma cumartesi günü çamaşır sıram. Aşağı indiğimde kilerin anahtarını da alıyorum yanıma. Bir şeyler alıp yukarı getiriyorum. Onları ayıklıyorum. Satmam gerekenleri satıyorum. Bağışlamam gerekenleri bağışlıyorum. Atmam gerekenleri atıyorum. Yani kiler gerçekten boşaldı. Yani şu anda kilerin %30'u kaldı. %100'den %30'u kaldı. Onlar da yarısı çöp olduğu için falan onları da büyük bir karton lazım. Onları doldurup hani etiket yapıştırıp çöp videonun yanına bırakmam gerekiyor. Evin içerisinde de bayağı bir sadeleşmeye devam ediyorum. Tabii ki bu süreç bitmedi. Büyük bir yolculuk. Yani kaç yıldır yol aldım ama bu 2020'de dedim yani 2021'in sonuna kadar artık kendi çeki düzen ver. Bu arada merak edenler varsa tek öğün tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar 8 kilo verdim. Bilmiyorum yüzümde fark ediyor musunuz? Ya da şu... Kamerayı şöyle tuttum. Belki yüzümde fark ediyorsunuzdur. Begonvil'imi dışarıya götüreceğim. Ama büyük bir saksı istiyorum kendisine. İki tane çiçeği açmıştı. Bugün geldim bir tanesini düşürmüş. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çok seviyorum Begonvil'i. Tamam. Dikenli seni. Bırak. Ha, sabah hava ne güzeldi. Şu anda sert bir rüzgar var. Çok sert bir rüzgar var. Banyoyu bu şekilde yaptım. Yerde bir tane halı vardı. Böyle plastik bir halı. Aslında çok kullanışlıydı fakat kedilerim onu mahvetmişti. Uzaktan siz göremiyordunuz. Böyle mermer efekti. Yan resime koyacağım, göreceksiniz. Ama mesela tuvaletin üzerine oturan ya da ellerini lavaboya yıkamaya gelenler görebilirdi onu. Delikler görünüyordu çünkü betonun çizgileri de görünüyordu. Onun için onu attım. Yerine yenisini almadım. Bu eskisini tekrar getirdim, koydum. Bunu 2 haftada bir yıkıyorum. Çünkü süpürge makinesiyle ayarını düşürsem bile rahat temizlik olmuyor. 2 haftada bir yıkıyorum ve şeye koyuyorum, kurutma makinesine. Şöyle altı bu şekilde. Böyle pofidik pofidik oluyor. Tekrar seriyorum. Gittiği yere kadar bu kalsın. Belki ileride böyle bir halı değil de sadece şu öne küçük bir şey alırım diye düşünüyorum. Hani banyodan çıkınca ayaklarımı koymak için. Şurada bir süs vardı. Onu elden çıkardım. Böyle daha sade görünüyor gibi. Bilmiyorum ileride belki bunları da çıkartırım ama şu an banyoyla pek uğraşmak istemiyorum. Banyonun durumu bu. Geçelim bu odaya arkadaşlar. Ben aslında IKEA'ya şuraya bir ayna almak için gitmiştim biliyorsunuz. Fakat aynayı yine bulamadım. Depoda yoktu. Onun yerine salon ayna aldım. Gelip bazen burada kitap okuyorum, bakıyorum. Çünkü şuradan şöyle şu suyu, şu etrafı görmeyi çok seviyorum. Özellikle gün batımı yazın burada çok güzel oluyor. Bu taraftan bakmayı dışarıya çok seviyorum. Ve arkadaşımın tavsiyesiyle hani o bana söyledi. Dedi ki burayı bu şekilde kullanabilirsin yatak olarak değil. Aynı şekilde ben de ona öneriyorum. Kendisine geldiğimde odasında kaldığımda Özlem beni duyuyorsan sen de böyle yaparsan çok iyi olur. Bana önerdin kendin yapmıyorsun. Ne diyorlar? Kelin ilacı olsa başına mı sürer? Neyse. Burayı korumak için koruyan döşekleri, matrasayı koruyan bir koruyucu kılıf aldım. IKEA'dan bakacaktım aslında dedim çünkü IKEA gerçekten uygun bizim için çok uygun fiyatlı. Fakat oraya gittiğimde unuttum. Başka şeyleri görünce insan unutuyor. Ne için gittiğini bile unutuyor. Hoş Allah'tan aynayı unutmamışım ama o da depoda yoktu. Onun için Manor'a gittim ve Manor'dan şöyle koruyucu kılıf aldım. Şu şekilde göstereyim size. 90-200 tek kişilik ve şöyle birkaç tane yeni ciciler aldım. Onları da göstereyim. Şöyle plastikten, sert plastikten. Bu aralar kalıp sabunu kullanmayı çok seviyorum. Böyle bir şey yoktu. Eskiden vardı, atmışım. Siyah vardı hatta bende. Ama beyaz aldım. Hani çünkü başka şeyler gözüme batıyor. Bunları da aldım. Bakalım. Eğer olmazsa bunları şey için kullanacağım. Banyo dolabının içerisine koyacağım. Fırçaları falan bazı ıvır zıvırları koymak için. Bu şekilde aldım. Çok gerekli miydi bunlar? Bunlar ikisi çok gerekli değildi. Çünkü banyomdakiler zaten beyaz. Ama şu gerekliydi. Bunlar set olunca hani dedim yani aldım set olduğu için. Bakın burası sadece yorgan için. Şurası da boş. Zaten altı da hafiften kırık. Şunları
içine koymak için. Hani böyle boş arkadaşlar, gördüğünüz üzere şahitsiniz. Burası istediğim sadelikte. Süpürge makinesinin bazı farklı başlıkları var ve kullanmadığım torbalar var, ama bunlar geri dönüşümü olan torbalar, hani plastik değil. Plastik torbaya almamak ya da başka torbaları almamak için büyük alışverişe çıktığımda lazım olan torbalar var. Şurada da ütü var, bitenler kutum var ve bir de bir mini kutu var, içerisinde ıvır zıvırım olan. Şurası da zaten benim makyaj ürünlerimin olduğu yer. Onları da çok ileride ayıklayacağım. Şu anda gerçekten ona şeyim yok. Burada eskiden bir dolap vardı, onu çıkardım. O zamandan beri 2 yıldır bu, tabii ki süpürge makinesi de değişti de bozuldu, yenisini aldım. Bu burada duruyor. Güya ben buna tekli bir Pax dolabı alacağım. İstediğim de galiba 2 metre 10 santim. O da arabaya sığmadı. Normal arabaya sığmadığı için uzunluğu. Kartonla beraber daha fazla olduğunu düşünüyorum. Uzun bir araba arıyoruz. Öyle düşündüm. Dolap yanında olursa, bu da orada olursa hani kompakt durur gibi. Ama bilemiyorum. Belki dolabı tam köşeye koyar. Bunları da şöyle merdiven gibi yan yana dizerim. Bu oda bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere baya baya bir sadeleşti. Temizliği de çok, inanın çok rahat. Yani eski oda nerede, bu oda nerede? Şimdi burada da yaptığım değişiklikler şöyle. Masayı biraz daha ileri aldım. Hani böyle etrafında rahatlıkla geçebilmek için şu şekilde. Şu bitkiyi şuraya koydum. O sürekli yer değiştiriyor. Ben şuranın altına IKEA'da bir şey alacaktım. Her gittiğimde unutuyorum ya. Beyaz bir sehpa var ya, tekli. Onu almak istiyordum. Bitkilerim yine bu şekilde. Şu bitkiyi, cancağızımı da şuraya getirdim. Aynamız da bu. Şunu maalesef bilemiyorum. Burada da hoş duruyor ama hani dedim, yani bu şekilde daha mı iyi olur bilemedim. Şimdilik böyle duruyor. Biraz gözüm alışsın. Belki şu Venüs heykelinin gold olan yerlerini de tamamıyla beyaza boyayabilirim. Yalnız ne yapmak istiyoruz? Aynayı birazcık kaldırmak istiyoruz. Arkadaşlar tipime gelin. Zayıfladığım için bütün kıyafetlerim bana bol oluyor, ama yenisini almayacağım. Söz verdim. Daha 2 ayım var. Hiç yeni ürün almak istemiyorum. Eskilerle bol gelsin, idare edeceğim onlarla. Çünkü ya boşuna almak istemiyorum. Ama görüyorsunuz değil mi? Neyse, şu aynayı arkadaşım siyah çerçevelisini aldı, ben de bunu aldım. Şöyle kendime yeni bir tane tost makinesi aldım. Şu anda 2 adet tost yapılıyor. Peynir ve salamla birlikte kahveyi de hazırladım. Bunlarla tüketeceğim. Bugünlük böyle. Şu görmüş olduğunuz fırın tepsisi, kağıdı mı diyorlar artık, onu kullanıyorum. Hani peynir yapışmasın diye. Gerçekten çok temiz oluyor. Hani sadece siliyorsunuz. Şu anda oldu. Sarı ışık kapandı. Hemen açıyorum. Görmüş olduğunuz üzere tertemiz, makinede hiçbir şekilde kirlenmiyor.